Sevgili seyirciler, Cirane'deyiz. Huneyn Savaşı'nın sonrasında Peygamber Efendimizin yaklaşık iki hafta boyunca burada ganimetlerle, savaştan elde edilen gelirlerle buraya Müslümanları topladı. Huneyn Savaşı hemen Mekke'nin fethinin sonrasında meydana geldi. Hevazin yurdu, Taif, işte Huneyn, bu bölgeler, bura Cirane, bu bölgelerden insanlar 10 bin kişilik ordu topladılar. Müslümanları Mekke'den çıkarmak, Mekke'yi geri Müslümanlardan almak için. Hesap buydu. Resulullah Aleyhisselam da bunu haber alınca Mekke'den 10 bin kişilik ordusu vardı. 2 bin civarında da Mekke'den katılanlar ordu, İslam ordusuna 12 bin kişiydi. Resulullah'ın hayatında kafirlerin sayısından daha çok olan tek savaş bu savaştır, Huneyn Savaşı. Allah Resulü'nün ordusunda hatta bununla ilgili Kur'an'da ayet vardır, Huneyn'le ilgili. Çokluklarıyla övünen, işte çokluklarından dolayı gururlanan insanlar oldu. Ve Müslümanlardan, Peygamber Efendimizin ashabından şöyle söylediler. İşte bizi artık yeryüzünde kim yenebilir ki? Bu orduyu kim yenebilir? Bak düşmanın sayısından bile çoğuz. Daha önce gelen Malik bin Avf ordularını iki dağın yüzüne yerleştirdi. Müslümanlar Halid bin Velid komutasında radıyallahu anh Efendimizin başkanlığında o Huneyn Vadisi'ne girdiklerinde iki taraftan atılan oklar, çok büyük saldırılar neticesinde Müslümanlar geri çekildiler. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanların içinde bazı insanların artık bizi kimse yenemez, İslam ordusuna kimin gücü yeter ki artık sözlerinden dolayı Allah'ın bir imtihanı olduğunu Peygamberimiz fark edecek ve Allah'ın Resulü saatlerce Allah'a yalvaracak, gözyaşı dökecek, dua edecek, istiğfar edecek, söylenen sözlerden dolayı Allah'a sığınacak ve Cenab-ı Hak yardımını gönderecek. Peygamber Efendimiz hatta etrafında 8-9 kişi kalmış bir ara. Öyle bir ok yağmuruna tutulmuş ki Müslümanlar geriye doğru kaçışmışlar. Hazreti Ali Efendimiz Resulullah'tan aldığı müsaadeyle Huneynlilerin sancaklarını taşıyan, bayraklarını taşıyan müşriği Hazreti Ali 2-2'ye çarpışmada öldürdü. Bu Müslümanlar için bir moral oldu. Hazreti Ali'nin bu kafirlerin bayraktarını öldürmesi Müslümanlara ayrı bir moral oldu ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam ordusunu çağırıyordu ama o gürültüde, o koşturmacada, o deve böğürtüleri, at kişnemeleri çoğu duymuyordu. Resulullah Efendimiz amcası Hazreti Abbas'a dedi ki, Abbas yüksekçe bir taşa çık ve şu Müslümanları çağır, benim yanıma davet et. Hazreti Abbas radıyallahu anh Efendimiz bir taş, yüksekçe bir taşın üstüne çıktı. Ey Akabe biatında Hazreti Muhammed'e söz verenler! Ey Rıdvan ağacının altında Hazreti Muhammed'in elinin üstüne elini koyup yemin edenler! Onu hiç terk etmeyeceğine yemin eden muhacirler! Ondan vazgeçmeyeceklerine ve onu düşmanlarıyla baş başa yalnız bırakmayacaklarına yemin eden Medineli Ensar, nereye gidiyorsunuz? Hazreti Muhammed buradadır dedi. Hazreti Abbas'ın o gür sadası vadide Müslümanlar tarafından duyulunca herkes birbirine bakarak sesi duydunuz mu? Abbas'ın sesiydi. Geri döndüler ki Resulullah Aleyhisselam ve birkaç Müslümanın dışında Peygamberimizin yanında çok kimse kalmamış. Düşman Resulullah'a zarar vermeden Müslümanlar geri toplandılar. Binlerce Müslüman Hazreti Peygamber'in de
o duası, gözyaşı, yakarışı, Allah'a tövbe etmesi, istiğfar etmesi neticesinde Allah'tan gelen yardımla Huneyn'de galip geldiler. İşte Huneyn'e gelen Malik bin Avf insanlara çok büyük Muhammed'i Mekke'den çıkarırsak çok büyük ganimetleriniz olacak. Müslümanlar sizin esiriniz olacak. Pazarlarda Ali'yi satacaksınız, Ömer'i köle diye satacaksınız. Size bunları vaat ediyorum diyordu. Mekke'nin efendisi Ebu Bekir sizin köleniz olacak diyordu. Kışkırtıyordu ve herkes hanımları, çocukları, develeri, koyunları her şeyini getirsin diyordu. Geri kaçmamanın garantisi olsun diye, savaştan geri dönmeyeceğinin delili olsun diye herkes her şeyini getirdi. Malını, davarını, affedersiniz hanımını, çocuklarını. Hatta müşriklerin yaşlı bir savaşçısı var. İki gözü kör olmuş. Onu da getiriyorlar. Necati Öztürk hocam bahsetmişti. Onu getirirlerken ona dediler ki bu hayvan seslerini çok fazla duyunca dedi ki burada dedi çok hayvan sesleri, at kişnemeleri yani çok fazla geliyor. Siz askerlerden daha başka koyunlar, atlar mı getirdiniz? Evet dediler. Malik bin Avf'ın komutanları. Evet dediler. Biz Muhammed'in ordusuyla öyle garanti savaşacağız ki herkes atlarını, develerini getirsinler. Kurbanlar kesilecek, eğlenilecek. Her türlü burada hani festival havasında, savaş filan havasında değil. Festival havasında, yenmekten o kadar eminler ki. Yaşlı savaşçı, Muhammed'in ordusunu yenerseniz bu dediklerinizi yaparsınız. Bunu biliyorum dedi. Ya yenilirseniz, hanımlarınız, çocuklarınız, develeriniz, koyunlarınız, atlarınız Müslümanların eline ganimet olarak geçecek. Bunu biliyorsunuz değil mi dedi. O kadar küstah, o kadar eminler ki. Biz yenilir miyiz hiç be dediler. Sen de ihtiyarladıkça korkaklaştın dediler. Biz Muhammed'i ve ordusunu darmadağın edeceğiz dediler. Ve o yaşlı, iki gözü görmeyen savaşçı, müşrik olan o adam hakikaten savaşta Müslümanların galip geldiğini duyunca ben size söylemiştim, ciddiye almadınız dedi. Siz başınıza gelecek feraketi kendi elinizle kendinize çağırdınız. Esir düşmüşlerdi. Yüzlerce, binlerce hayvan, affedersiniz, 15 bin civarında koyun, binlerce deve, binlerce at, 10 bin kişinin getirdiği malı mülkü düşünsenize kardeşlerim. Çocuklar, kadınlar, esir bunlar artık. Savaşa gelmek o riski göze almaktır çünkü. Sizi parasını ödeyerek hürriyetinize kavuşturabilirler. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ganimetleri buraya bıraktı. Hatta burada 20 gün kaldığında şu Cirane Mescidinde, bura aynı zamanda harem sınırı dışı olduğu için Peygamberimiz buradan ihrama girdi. Taiflilerin karar vermesini bekliyordu. Belki Müslüman olurlar. Hani Mekke artık Müslümanların, Hevazin ordusu da yenildi. Artık kavga etmeyelim, Muhammed'in dinine girelim, Müslüman olalım derler diye 20 gün Resulullah burada 10 bin kişilik askerle bekledi. O arada Efendimiz bu 26 kilometre buradan ihrama girdi. Hazreti Muhammed Mustafa'nın aleyhissalatü vesselamın ömründe 4 tane umresi vardır. Bir tane de haccı vardır. Kardeşlerim işte o umrelerden biri bu Cirane umresidir. Buradan ihrama girdi, Mekke'ye gitti. Yanında Müslümanlardan da ihrama girip peygamberle umre yapanlar vardı. Efendimiz umresini yaptı, geri döndü. Onun için bizim Müslümanlar, İslam dünyasından gelen ve Türkiye'den gelen umreciler, hacılar buraya gelip ihrama girerler. Tam da Resulullah'ın ihrama girdiği yerdir. Gün geçip de ne ganimetler için ne de
Taif'in Müslüman olması için bir hareket olmayınca Allah Resulü ganimetleri paylaştırmaya başladı. Ondan önce Beni Sa'd köyünden, Resulullah'ın süt çocukluğunu geçirdiği köyden Hazreti Halime'nin kızı Şeyma annemiz gelmişti. Oğulları da esir düşmüş. Onlar da Malik bin Avf'ın ordusunda Peygamberimize karşı savaşmışlar. Yani asabiyet, ırkçılık, tarafçılık nasıl bir bağnazlık, ne kötü bir hastalık, görüyor musunuz? Resulullah'a karşı savaştı Şeyma'nın çocukları ve kardeşlerinin çocukları. Onları kurtarmak için Şeyma annemiz geldi bir gece Resulullah'a burada. Peygamberimizden çocuklarının affını istedi. Allah Resulü kendine düşen ganimet paylarını Şeyma'nın çocukları ve yeğenlerinin elinde olan insanlara, Müslümanlara verdi kendi payını ve Şeyma'nın esirini, Şeyma'nın çocuklarını Hazreti Peygamber kurtardı. Süt ablasıydı. Çocuklukta geçen günlerin hatırı vardı. Vefa insanıdır bizim Peygamberimiz. Öyle vefa insanı ki kendi ganimet payını verecek ve ablasının ve süt kardeşlerinin çocuklarını kurtaracak. Resulullah'ın böyle yaptığını gören buradaki Müslümanlar, kardeşlerim, esirleri Resulullah'ın süt çocukluğunu geçirdiği Taif halkıdır diye bütün esirleri serbest bıraktılar. Bırakmayanlar da oldu birkaç kişi. Ama birçok Müslüman serbest bıraktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada ganimetleri paylaştırıyordu. Ganimetleri paylaştırırken ganimetlerin büyük çoğunluğunu, hatta tamamına yakını Mekke'den gelenlere vermişti. Medinelilerden birkaç genç üzülmüş, "Gördünüz mü Muhammed bizi ne çabuk unuttu?" demişlerdi. Allah Resulüne bu söz Bilal-i Habeşi Efendimiz tarafından haber verildi. Resulullah burada Müslümanları topladı. İnsanları birbirine kardeş yapan Allah'ın Resulü Medineliler ayrılsın dedi. Medineliler ayrıldılar. 10 bin kişiye yakın Medineliydi. Ordunun %80'i, %90'ı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey gençler, Medineliler, duydum ki Hazreti Muhammed akrabaları Müslüman olunca bizi ne çabuk unuttu demişsiniz. Duydum ki Hazreti Muhammed kendi akrabalarına, kendi köylülerine, kendi yakınlarına bütün ganimetleri verdiler. Bize bir şey kalmadı demişsiniz. Artık Muhammed bizimle Medine'ye de gelmez. Kabe burada nasıl olsa demişsiniz. Ey Medineliler, Allah'a yemin ederim ki bu savaşa yola çıkarken at hesabıyla gelen akrabalarım vardı benim. Atların hesabını yaptılar. Bize at düşer mi acaba diye. Atları onlara verdim. Deve derdiyle, develerin hesabıyla gelenler vardı. Develeri onlara verdim. Koyun hesabıyla gelenler vardı. Koyunları, altınları, incileri, tabakları, eşyaları gönlü olanlara verdim. Bu savaşa at için gelenler atla dönecekler. Deve için gelenler deveyle dönecekler. Siz öyle demeseydiniz, deseydiniz ki ya Muhammed, sen aç ve susuz bizim Medine'ye gelmedin mi? Akrabaların seni tasdik etmedi. Arkadaşların, en yakın komşuların seni tasdik etmedi. Senin dinine girmedi. Seni ve Müslümanları Mekke'de yaşamaz ettiler. Biz sana şehrimizi açmadık mı deseydiniz, vallahi doğru söylemiş olurdunuz. Ben de sizi tasdik ederdim. Ben sizin şehrinize aç ve susuz olarak geldim. Yatacak bir yerim yoktu. Evlerinizi açtınız. Ben vallahi sizi asla terk etmedim. Sizi asla unutmadım. Herkes buradan memleketine atla deveyle dönerken, siz buradan şehrinize bir peygamberin elinden tutup peygamberle döneceksiniz. Bu savaşın ganimeti olarak Allah beni size verdi, bu size yetmez mi dedi. Siz bir peygamberle döneceksiniz. Medineliler, ya Resulallah, anam babam sana kurban olsun. Gençlerin sözüdür, affet onları.
Ey Allah'ın Resulü, senin bizim Medine'de bir gün bizimle kalman, senin Medine'de bizimle bir gün olman bizim için dünyadaki her şeyden daha üstündür. Biz ganimetten hiçbir şey istemiyoruz ya Resulallah. Sen bizimle gel, bu bize yeter. Bütün insanlar bir vadiye gitse, Medinelilerin en zayıfı da şöyle bir vadiye doğru gitse, Allah'a yemin ederim ki ben sizin en zayıfınızın peşine düşer öyle giderim dedi. Toprağınızda yaşayacağım, şehrinizde gezeceğim, aranızda öleceğim, kıyamet günü içinizde dirileceğim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Resulullah'ın elinden tutup koluna girip Medine'ye gidenlerin yurdu Cirane. Ganimet olarak payına Hazreti Muhammed Mustafa'nın düştüğü büyük ganimet meydanıdır Cirane. Allah'ım oruçlarımızı, ibadetlerimizi, sadakalarımızı, zekatlarımızı bize Peygamberimizin elinden tutturan ibadetler eyle ya Rabbi. Senin rızana bizi kavuşturan ibadetler eyle ya Rabbi. Allah'ım ölmüşlerimize rahmet eyle. Cirane'nin hikmetini, Cirane'nin sırrını, Cirane'nin feyiz ve bereketini hayatımıza doldur ya Rabbi.